Rusya liglerinde forma giymiş 8 Türk futbolcu videosunu sizler için derledim. Videomuza geçmeden önce bana destek olmak isterseniz videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Bir döneme damgasını vuran takım Vestel Manisa Spor. Bu takımın sahasında yer alan ve fark yaratan isimlerden birisi de Caner Erkin'di. Yavaş yavaş adından söz ettiren Caner'in talipleri de artıyordu. 2006-2007 sezonunun ilk yarısında Manisa Spor'da oynadıktan sonra devre arasında 4 milyon euro karşılığında CSKA Moskova takımına imza attı. O tarihlerde bu gibi transferler çok da fazla olmadığı için oldukça da dikkat çekmişti. Henüz 19 yaşındayken Rusya Ligi'ne giden Caner Erkin adaptasyon sürecini de çabuk atlatamadı. 2,5 sezon formasını giydiği CSKA Moskova takımında da 49 maçta sahaya çıkabildi. O dönem CSKA takımının başında Fenerbahçe'nin eski teknik adamı Zico vardı. Zico ile Caner Erkin'in arası da hiçbir zaman iyi olmadı. Brezilyalı teknik adam Caner'e karşı daima mesafeliydi. Tabii bu durumda yetenekli sol kanat oyuncusunun sonu oldu. Kadro dışı bırakıldı ve takıma veda etti. Rusya Ligi'nde forma giyen ilk futbolcu Galatasaray altyapısından yetişen Mehmet Aksu oldu. 2003 yazında 250 bin euro karşılığında Beşiktaş'tan Rostov'a transfer oldu. Rusya Ligi'ndeki kariyeri beklediği gibi geçmedi ve sadece 2 maçta sahaya çıkabildi. Önce yarım sezon Kazakistan Ligi'ne kiralandı. Daha sonrasında da İstanbulspor formasıyla Süper Lig'e geri dönüş yaptı. 2003-2006 yılları arasında Trabzonspor formasıyla çıktığı 114 maçta toplam 76 gol atan Fatih Tekke, 2006 senesinde 7,5 milyon euro karşılığında Zenit'e transfer oldu. Zenit formasıyla da Trabzonspor günlerinden esintiler sundu. Gösterdiği bu performans sayesinde dünya genelinde de adından söz ettirmeyi başardı. 2007 senesinde Rusya 1. Ligi'nde şampiyon oldular. 2008 senesinde UEFA Kupası'nı, UEFA Süper Kupası'nı ve Rusya Süper Kupası'nı kazandılar. Aynı zamanda aynı sene UEFA Kupası finalinin en iyi oyuncusu seçildi. Rus ekibi Zenit'te toplam 91 maçta forma şansı bulan Karadenizli forvet. 29 gol atarak takımının başarılarında önemli katkıda bulundu. Hatta Zenit tarihinin en iyi yabancı futbolcularından oluşan ilk 11'inde içerisinde yer aldı. 2009-2010 sezonu devre arasında veda vakti gelmişti. 2,5 milyon euro bonservis karşılığında bir başka Rus ekibi Rubin Kazan'a imza attı. Ancak burada işler beklendiği gibi gitmedi. Toplamda sadece 7 maçta görev alabildi. 6 ay sonunda ise Rubin Kazan'a veda edip Türk futboluna geri dönüş yaptı. Tamer Tuna futbol kariyerine Galatasaray'ın altyapısında başladı. Akabinde Trabzonspor ve Beşiktaş gibi önemli takımlarında formasını terletti. Samsunspor formasıyla kariyerine devam ederken yurtdışı deneyimi eline geçince bu fırsatı da kaçırmak istemedi. Ancak bu macera çok da uzun sürmedi. Sadece bir sezonda 20 kez sahaya çıktı ve 2 de asist katkısı sağladı. Günümüzde teknik adam olarak da hayatına devam ediyor. Almanya'da futbol hayatına başlayan Gökhan Töre daha sonrasında da Chelsea altyapısına geçti. Ancak profesyonel futbol kariyerine ise Hamburg'da başladı. Alman ekibinde henüz 18'li 19'lu yaşlarında dikkat çeken bir performans ortaya koydu. Haliyle talipleri de ortaya çıkınca Gökhan Töre de gelen bu teklifleri değerlendirme kararı aldı. 2012 yaz transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında Rubin Kazan takımının kadrosuna katıldı. Ancak Rusya Ligi kendisine hiç de iyi gelmedi. Adeta kabus gibi geçen bir sezonda sadece 5 maçta forma giyebildi. Adaptasyon sorunu aşılamayınca bir sezon sonra Beşiktaş'a kiralandı. Rubin Kazan kulübü kadroda tekrardan görmek istese de Gökhan Töre geri dönme taraftarı olmadı. Hatta bir demecinde ben gerçekten Rusya'yı terk ettim. Şu anda Kazan'a geri dönmek istemiyorum. Bunun için ciddi nedenlerim var ama şu an söyleyemem açıklamasında bulunmuştu. Gökhan Töre için Rusya macerası da kısa sürmüş oldu. Çanakkale Dardanel formasıyla kendisini kanıtlayan Hasan Kabze 2005 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Sarı kırmızılı takımda vazgeçilmez bir oyuncu olamadı belki ama zaman zaman fark yaratmasını bildi. 2007 yılında Karl-Heinz Felkamp'ın takımın başına gelmesiyle büyük bir değişim süreci yaşandı. Hasan Kabze de kadroda düşünülmediği için takımdan gönderildi. 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında da Rusya'daki macerası başladı. Galatasaray'a şampiyon olarak veda edip Rubin Kazan takımında da bu unvana devam etti. Rubin Kazan tarihinin ilk Rusya şampiyonluğunda da pay sahibi olmuş oldu. Hatta bir sonraki sezonda da yine şampiyon olan takımın kadrosunda yer aldı. En az Fatih Tekke kadar başarılı bir maceradan söz edebiliriz. Yine Galatasaray dönemi gibi çok skorer bir dönem geçirmemiş olsa da toplamda 62 maça çıkarken 8 gol atıp 5 de asist yaptı.
Gökdeniz Karadeniz profesyonel kariyerine 1997'de Trabzonspor'da başladı. Aralıksız bir şekilde 11 yıl Trabzonspor'un formasını giydikten sonra kulübün simge isimlerinden birisi haline geldi. Ancak basında çıkan bahis operasyonunun ardından can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Trabzon'a veda etti. 2008 yılında da 7 milyon 800 bin euro karşılığında Rubin Kazan takımına imza attı. Rus ekibinde de Trabzonspor'da olduğu gibi istikrarlı futboldan kopamadı. Hatta Rubin Kazan kulüp tarihinin en çok maça çıkan yabancı futbolcusu oldu. Tamı tamına 300 kez sahadaki yerini aldı. Gökdeniz Karadeniz takımıyla 2 kez lig, Rusya Süper Kupası ve beraberinde bir de Rusya Kupası şampiyonluklarını yaşadı. 38 yaşına gelip artık veda zamanı geldiğinde hem Gökdeniz Karadeniz hem de tribünler gözyaşlarını tutamadı. 61 numaralı forması da emekli edilerek stadyuma asıldı. Nedenli bir etki bıraktığı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiği de apaçık ortada. Ülkede futbolun gelişimine sağladığı katkı nedeniyle Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti tarafından liyakat nişanı kendisine takdim edildi. Futbol kariyerini noktaladıktan sonra da şu sözleri kullandı. Futbolcu olarak kariyerime son veriyorum ama futboldan kopamam. Futbolun içinde kalmak istiyorum. Kazan'da kendimi her zaman evimdeymişim gibi hissettim. Bana verdikleri destekten dolayı Rubin Kazan taraftarına ve Kazan kentine teşekkür ediyorum. Zor bir durum açıklamasını yapmıştı. Yusuf Yazıcı'nın kariyeri Trabzonspor'da başlarken ilk kariyer basamaklarını da burada attı. 2019 yaz transfer döneminde de Lille kulübüyle sözleşme imzaladı. Fransa Lig 1'de Paris Saint-Germain'in hegemonyasının olduğu dönemde Lille'de şampiyonluk yaşadı. Tabi bu başarıya milli takımımızdan Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik de katkı sağladı. Ancak Yusuf'un kendisini gösterebildiği dönemde takımın başında Christopher Galtier vardı. Yusuf'a güveniyor, milli futbolcumuz da bu güvenin karşılığını verebiliyordu. Ancak Fransız ekibi yaşanan hoca değişimi sonrasında Yusuf Yazıcı'nın da süresi oldukça azaldı. Bir çıkış yolu arayan 25 yaşındaki futbolcu CSKA Moskova'ya kiralık olarak imza attı. Kulüp tarafından paylaşılan Yusuf Yazıcı'nın transfer açıklaması tüm dünyada tepkiye sebep oldu. Kısa sürede paylaşım kaldırıldı ve bu videodan sorumlu olan herkes işten çıkarıldı. Ayrıca CSKA Moskova formasıyla çıktığı ilk maçta frikikten attığı golle iyi bir başlangıç yapmış oldu. Rus basını Yusuf Yazıcı'yı manşetlerine taşırken övgü dolu sözlerle bahsetti. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izleyip beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.